Hoş geldin Can. Merhaba, hoş bulduk. 97'de Bilkent'te İç Mimarlık ve Çevre Tasarımından mezuniyetin var. 99'da yüksek lisans yine Bilkent'te. Evet. 2004'te İsveç'tesin ve Malmö Sanat Akademisi'ndesin. 2004'te yine o çalışmanın sonrası, hemen sonrasında galiba doktora çalışmasını yapıyorsun. Evet, aslında doktoraya kısa bir ara verip İsveç'ten bir burs almıştım. Malmö Sanat Akademisi'nde eleştirel çalışmalar diye bir programa dahil oldum. Sonra dönüp tezimi bitirdim. Tezin ilginç, toplu konut sistemlerinde değer tanımı ya da değer seçimi gibi bir şey. Nereden? Aslında şöyle, yani enteresan, sonra da belki devam etmedim gibi gözüken bir mesele ama esasında özellikle yapısal çevrenin oluşum sürecinde mimarlardan farklı aktörlerin olaya nasıl baktığını, nasıl değerlendirdiğini, nasıl değer yargılarıyla yaklaştığını incelemeye çalışıyordum ve bunun aslında bütün yapısal çevrenin oluşumunda tek aktif rol alanın biçimlendirici pozisyonu üstlenen mimarlar, tasarımcılar veya her kimse olmasından öte bunun siyasi boyutunun, işte ekonomik boyutunun, sosyal boyutunun da bir şekilde denkleme katılması gerektiği gibi bir fikirle başlamıştım teze. Hani çok dönüp referans verdiğim bir çalışma değil açıkçası ama benim için böyle bir çoklu aktörlerin etkileriyle biçimlenen süreçler olarak görmeye bir girizgah da onun için önemli aslında. Sonrasında mekanın tanımını yaparken de onun sadece fiziksel bir örüntü değil, sosyal, ekonomik, politik boyutları üzerinde durmanın bununla ilintili bir tarafı var galiba, değil mi? Mekanı da öyle tanımlıyorsun çünkü. Öyle, bence mekanı öyle tanımlamak gerekiyor. Tabii bu belki tasarlama sürecinde olayları çok daha karmaşıklaştırabiliyor ama o karmaşıklığın biraz farkında olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve o rollerin, o farklı pozisyonların ve bunu aslında sadece bireyler, gruplar veya konumlar gibi bakmak değil, ötesinde aslında nesnel dünyanın, işte yarattığımız teknolojiler, altyapılar, görüp görmediğimiz diğer kenti veya mekanı paylaştığımız canlılar ve hatta doğrultusunda hareket ettiğimiz veya etmemeyi seçtiğimiz işte bir takım tüzükler, metinler, kanunlar falan gibi şeylerin de olduğu gerçekten tam dediğiniz gibi bir örüntü olarak görmekte fayda var. Bu bir yandan tabii işi zorlaştırıyor. Bu örüntü bazen bir yumağa dönüşebiliyor. Ama bazen de biraz geleceğini, sürekliliğini ve işte takibini anlamak için de önemli olduğunu düşünüyorum. Görünmeyen varlıklarla neyi kastediyorsun? Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani ulvi bir şeyden ziyade bayağı biyolojik bir şeyden bahsediyorum. Yani buna işte iklim falan gibi daha büyük ölçekli meseleleri de dahil edebiliriz. Ya da bedenimize bile baktığımızda hani birey olarak kendimizi görmeye çok alışkınız ama bu beden, her birimizin bedeninde binlerce başka mikroorganizma veya başka farklı canlılar da yaşıyor ve bunların etkileri ne kadar var, ne kadar yok, yani bunlar hala tam çözümlenmiş değil. Bir şekilde olduğu kesin. Dolayısıyla yani hani o anlamda bir mikrobiyal evrene hiç girmedim ama bir şekilde farkında olmak da veya bilincinde olmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Ben şu mu acaba diye merak ettim. Mesela hep insan odaklı düşünmekten söz ederiz ya, bütün düşüncenin odağı insanmış gibi. Şimdi bu bir tarafıyla çok sevimli bir düşünce ve çok da doğru gibi görünüyor. Fakat tehlikeli bir tarafı var. Evrende sadece insanlar yok, başka yaratıklar da var. Oysa onlar sadece araçsallaştırılmış olarak insanın hizmetindeki varlıklar gibi görünmeye başlayınca bu kez insanlar kendi aralarında bir sınıflamaya gitmeye gereğini duyuyorlar. Hangi insan diye ve kesinlikle. Bazı insanlar bazı insanları sadece araç gibi görmeye başlıyorlar. Oysa animistik düşünce bütün varlıkların, canlı cansız hatta, bütün varlıkların bir ruhu olduğunu söyler. İşi oraya getirecek misin diye merak ediyordum. Aslında yani açık açık getirmedim ama çok enteresan. Tam bu sabah buraya gelirken aklımdan animizm geçiyordu. Bir inanış olarak değil ama bence hani bir düşünce biçimi olarak varacağımız temel noktalardan biri o olacak gibi geliyor. Şu anda özellikle gerçekten dediğiniz gibi insanın kendini dünyadan ve diğer canlılardan ayırma biçiminin aslında insanlar arasında da bir ayrıma izin verdiği, mahal verdiği gibi bir durumunu da keşfettiğimizde aslında ne kadar bir yandan da hassas olduğumuzu da veya savunmasız bedensel olarak olduğumuzu da fark ettiğimiz bir dönemden geçtiğimizi de düşünürsek bence öyle bir yere doğru en azından düşünsel olarak gidiyoruz. Tabii ki bu asla bir simetrik ilişki olmayacak. Yine de insanlar olarak bu düşünceyi üretiyoruz ve tabii ki asla da bilemeyeceğiz yani bir ahtapot ne düşünüyor. Ama bence böyle bir durum var ve buna teknolojileri de dahil etmeyi kıymetli buluyorum. Çünkü yarattığımız yapılar, ürettiğimiz teknolojiler, kullandığımız nesneler de aslında bizi biçimlendirmeye başlayan bir örüntünün parçası haline geliyor. Aynen dünyayı paylaştığımız diğer bütün canlı, cansız varlıklar ve nesnelerle olduğu gibi. Şey çok önemli çünkü senin bütün çalışmalarında mekanın, özellikle kentsel mekanın ve özellikle kentsel iç mekanın birbirine benzemeyen gruplar tarafından nasıl kullanılacağına ve bu kullanım biçiminin ne kadar demokratik olabileceğine dair çok sıkı şeyler var, önermeler var ve bunun mekanının kurgusuna dair bir takım fikirlerin var. Hı hı. Bunu yapabilmek için insanın kendisi dışındaki varlıkları hesaba katabilmesi lazım ki bunu bir kere öğrenebilsin bir yerden. Evet. Çünkü bu gerektiği için yapılacak bir şey değil. Öyle bir kod yoksa, öyle bir bilgi yüklememiz yoksa eğer bunu kolayına yapamıyoruz. Peki senin bu iç mimarlık ve çevre tasarımı çalışmasına rağmen kendine seçtiğin yol biraz daha sanatın üzerinden. Evet. Ve bununla ilgili olarak da Utrecht, Londra, Berlin, Bristol, Bilbao'da kişisel sergilerin var. Şimdi bu çok azımsanacak bir şey değil, çok güzel bir şey. Sonra da Havana, Busan, Guangzhou, Taipei ve İstanbul Bienallerine katılmışlığın var. Ayrıca da Rotterdam Mimarlık Bienali ve İstanbul Tasarım Bienali'nde küratörlüklerin var. Şimdi bu listeye bakınca bunlar az şey değil. Neden sanata doğru ya da belki şunu söyleyerek sanat, tasarım ve mimarlık arasında nasıl bir ilinti var ki böyle bir kapı açabildi sana bu? İnsan kendi de dönüp bakıp değerlendiriyor bazen ve onunla ilgili hani kendi kendime yazdığım anlatılar da zaman içinde değişebiliyor. Biraz galiba şey var yani ilk başladığımda bir şeyler söyleme ve fikir üretebilme ve bilgi üretebilme alanı sanki bana daha ziyade ya işte yazınsal ve bir anlamda akademik araştırma gibi bir düzlemde var olabilecek ya da sanatsal yani daha açık uçlu önermeler yapabildiğim ama hani bir nispette belli rotaları kendim kurgulayabildiğim bir yönde olacak gibi gelmişti. Bu ayrımlar arasındaki çizgiler benim için zaman içinde biraz ziyadesiyle aslında bulanıklaştı. İyi de oldu bence. Hani o ayrımlara çok tabii ki hala kafa yoruyorum ve çok reel ayrımlar ve ayrışma noktaları var. Ama benim kendi icraatımda onlar biraz böyle karışmasına izin verdiğim alanlar oldu gibi. Sanat en baştan beri ama hani çok olağanüstü bir tabir olmayacak ama bir özgürlük alanı olarak bana iyi gelmişti. Bir de hani söylediğiniz sözün nerede kabul bulduğu, nereden cevap aldığı, nereden karşılığını ve bir tartışmaya devam edebildiğiniz gibi hani benim dışımda olan faktörler de var. Bu böyle ama bir küçük parantez şey söyleyeyim. Tasarım Bienalindeki rolümüz bir kolektif olarak sergi tasarımı ile ilgiliydi. Hani orada küratör değildik ama Rotterdam Mimarlık Bienalinde bir ortak küratörlük rolü üstlenmişliğim var. Kolektif çalışmayı çok önemsiyorsun zaten. Bu zaman zaman başkalarının katılımı, zaman zaman öğrencilerin katılımı gibi bir şey. Peki mimarlığı da bir tasarım meselesi olarak alalım ve ikiye indirelim. Tasarım ve sanat diye. Şimdi bu ikisinin arasında bunlar birbirlerine hep yakınmış gibi görülür. Bize de biraz sanatçıymışız gibi davranılır. Bana ise düşünce biçimleri tamamen ayrı şeylermiş gibi görünüyor. Mesela sanat ikna edici olmak zorunda değildir. İnandırmak zorunda değildir. Ve o ilişki bence tam senin biraz önce söylediğin gibi ucu açık bir ilişkidir. Halbuki içinde mimarlık da olan tasarım bir defa ikna edici olmak zorundadır. Daha en başında diyelim ki 100 bin metrekare büyüklüğündeki bir yapının olabilecek en iyi şey olduğu konusunda belediyeyi, ilgilileri, mal sahibini, kullanıcıları, yatırımcı, herkesi ikna etmen gerekir. Ve bu üstelik yasalara, yönetmeliklere falan da uymak zorundadır. Şimdi bu ikisi nerede birbirine yaklaşıyor merak ediyorum. Çünkü özellikle son zamanlarda sanatçılar mimarlığa, mekanla çok uğraştıkları için, mimarlar da sanata daha mimarlık nesnesi olan yapılarla uğraşmayı, yapıyla uğraşmaya tercih ettikleri için böyle bir çok ilginç birbirlerine geçtikleri yerler var. Bu birini ikna edici olup diğerini ikna edici olmak zorunda olmaması ayrım gibi gelmiyor mu? Nasıl birleşebiliyorlar? Yani ikna bunun bir boyutu, evet. Ama bir yandan da tarihsel olarak baktığımızda sanatın kendine bir şekilde tanımladığı veya işte sınırlarını yarattığı o kısmi özerklik ve özgürlük alanı da bir yandan çok yeni bir kavram. Yani 100-150 yıl öncesine gitmediğimiz takdirde böyle bir ayrım çok da yok. Ve aslında sanatın kurumsal çerçevesinin mesela müzelerin bir kırılma noktası olarak ele alacak olursak aslında müzelerde bütün sanat tasarım öncelikli olarak. Çünkü müze ne yapıyor? İşte dünyanın farklı yerlerinden aslında yerinde son derece ikna edici işlevleri olan bir takım nesneleri, kalıntıları, mekan parçalarını, bulguları alıp bir bağlamsız ortamda izleyicisine ilham vermesi için yeniden kurguluyor ve onunla beraber bir anlatı kuruyor. Aslında özellikle 20. yüzyılda sanatın bir şekilde daha belirgin olarak koptuğu ve kendi bilgi üretim alanı olarak bir şekilde özgürleştiği kırılma noktası bu bence. Çünkü o bağlam içinde ben veya sanatçı ikna etme zorunluluğu olmadan ki o da aslında yani o kurumsal çerçevenin kendi içinde de ciddi ikna mekanizmaları ve sorumlulukları var. Belki onu daha ziyade küratörler alıyor sanatçılardan ziyade ama orada da görünmeyen yine de ikna süreçleri var. Tabii ki tasarımda olduğu gibi değil. Tasarımda daha kitlesel bir sorumluluk da var. Dolayısıyla o ayrım aslında çok yeni bir ayrım. Tasarımın mimari olarak tabii çok köklü bir geçmişi var ama ürün tasarımı veya endüstriyel tasarım dediğimizde de o da yine sanayi devrimi sonrasında inşa edilmiş, türetilmiş bir şey, çalışma biçimi. Dolayısıyla bu sınırlar çok da eski köklü sınırlar olmayabilir. Ve bizim mesela şu an sanat diye bahsettiğimiz şeye belki ileride 100 yıl sonra, 200 yıl sonra bambaşka bir şey deneyeceğini de tabii ki biz göremeyeceğiz herhalde ama bir şekilde... Belli olmaz, belki görürüz. Evet. Umarım. Bu söylediğin şu yüzden çok önemli. Ali Artun'un editörlüğünü yaptığı Sanat Hayat dizisinden bir kitap yayınlanmıştı. 15. yüzyılda sanatın üretimi diye. Ve orada bir sanatçıyla o siparişi veren kişi arasındaki sözleşme bugün aslında mimarlık sözleşmelerine çok benziyor. Yani şöyle tanımlar var. Mesela resmin boyutları tanımlanmış. Bu resimde 12 tane figür olacağı tanımlanmış. Bu 12 figürden 3'ünün kadın olacağı, bunlardan da en az ikisinin üzerindeki mavi elbisenin lapis lazuli ile renklendirilmesi gerektiği. Çünkü o pahalı bir boya ve ondan yapılıyor. Böyle apaçık sözleşmeleri var ve yine mimarlığa çok benziyor. En sonunda da eskizi yapılmış bir şey bile olsa işveren resmi beğenip alıp almamak konusunda serbest kalıyor. Tamam. Bugün mimarlığın üretimine çok benziyor. Evet, aradaki sınırlar giderek belki geçmişte de belirsizdi. Mimarların biraz sanatçı gibi görülmesi de Rönesans'ın sanatçılarını düşünelim. Total sanatçılar aynı kişi Michelangelo hem ressam hem heykeltıraş hem mimar olarak var devrede. Belki o şey geçişlilik hala sürüyor olabilir. Modern dünyanın her şeyi birbirinden ayırmaya çalışma inadına rağmen tutmadı galiba ve o tekrar zorluyor şeyi. Bence de bir de mesleki kimlik aslında tamamıyla yapılan eylemin doğasını tanımlamayabiliyor. Yani dolayısıyla hani mesleki kimlik, kimliği sanatçı olan veya mimar olan, tasarımcı olan bir takım bireylerin veya grupların yaptıkları şeyler, dahil oldukları süreçler, çıkardıkları ürünler birbirlerinden de çok çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla hani o kategoriler de özellikle bugünün icraatlarına baktığımızda her zaman tam işlemeyebiliyor. Mimarlık için yapılan tanımlardan bir tanesi de zaten hani onun bir meslek olup olmadığı konusu biraz karışık bir mesele. Biraz bir dünya görüşüymüş gibi mimarlığa öyle bir şey atfedildiği de var. Peki senin eğitiminin bir uzantısı olarak böyle ilginç bir şekilde iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünden ilk formal eğitimini almış birisi olarak sonunda kentsel iç mekan diye türettiğin bir terim var. Bildiğim kadarıyla bu senin kullandığın bir terim, evet, değil mi? Bu nedir bu kentsel iç mekan? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Tabii, çünkü özellikle kamusal mekan, kişisel mekan gibi bir tartışmalar var. Diyelim ki kapısından bir güvenlik görevlisinin denetiminden girdiğimiz alışveriş merkezi de kamusal mekan mı? Bunların ikisinin arasına girmesi gerektiğini düşündüğüm ama hiç lafı edilmeyen bir kolektif mekan diye bir şey var mı? Biraz bunları konuşmak için açmak istiyorum. Olur. Neydi bu kentsel iç mekan meselesi? Şimdi öncelikle iç mimarlık eğitimine değindiniz. Oradan başlayayım. Herhalde orada edindiğim en büyük ve hala süregelen yaklaşım veya yönelim bir şekilde mevcut yapılarla ilişkilenme ve mevcut yapılarla dönüştürücü rol üstlenebilecek biçimde bir ilişki kurma. Yani bu illa mevcut bir binanın işte iç mekanını veya mevcut bir binanın bazı yapısal özelliklerini dönüştürmek anlamında olmak zorunda değil. İçinde barındığımız işte kent mekanı veya bazen bilinçli veya bilinçsiz olarak işte parçası olduğumuz farklı kurguların da o gözle bakılabileceği gibi bir şey, zemin verdi bana diye hissediyorum. İkincisi mekan meselesi. Yani o benim için hep çok önemli. Yani sanatsal icraatımda da çok önemli. Eğitim bağlamında da çok önemli mekan meselesi. Kentsel iç mekan biraz tam da aslında kamusal mekanın bir kavram olarak yok olmaya başlaması veya sürekli içe kapanmaya başlaması ve böyle kentin içinde adeta iç mekan gibi davranan ve bazen kentsel mantığın da dışında yeni alanlar doğmaya başladığını gözlemlemem üzerine doğan bir kavram. Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde kentsel iç mekanlar diye bir ders kurguladım. Ve biraz da bu ders de tam da bir keşif aracı gibiydi. Yani ben bu konuyu biliyorum, hakimim ve bundan bahsedeceğim, size buna dair bir bilgi paketi aktaracağım değil de beraber keşfedelim ne bu. Yani kentsel iç mekanların neye işaret ettiğini aslında hani itiraf edeyim, ders açtığımda ben de bilmiyordum. Ama buna bir hem kavram olarak hem de bir mesele tartışmaya değer ve müdahale etmeye değer bir mesele olarak önemli olduğunu hissediyordum ve biliyordum. Bu konuda bir şey... Küçücük bir şey, tabii, tam yeri diye düşünüyorum. Bütün çalışmalarında, hatta bir sergiye koyduğun resimde ya da boruların içerisine yerleştirdiğin aynalarda bile hep bana şey gibi gelmiştir. Şunu birlikte düşünelim. Bu gerçekten böyle mi? Dediğin bir şey var. Onun için bu söylediğin şey çok önemli. Bir grup insan için bitmiştir ve bu budur dediği şey senin için mı acaba? Bunu tekrar düşünmeye değer ve bunu beraber düşünelim der gibi bir hali vardır açıkçası. Pardon, kestim çok ama çok önemli güzel bir ayırıcı noktan bu bence. Bir de aslında arada birkaç soruyu atladık gibi oldu. Belki dönmek üzere not düşelim kendimize. Bu işbirliği, kolektif üretim meselesi. Bu parantezle çok da ilişkileniyor. İşbirliği benim için çok önemli. İşbirliği illa işi beraber yapmak veya bir süreci beraber yaşamak anlamında olmak zorunda değil. En kritiği o tabii ama bir şekilde tartışmaya açmak. Yani yapılan işi de o kadar bitmiş gibi görmemek gibi bir boyutu da var. Ama reel olarak birlikte çalışma meselesine geldiğinde bu öğrencilerle de olabiliyor. İşte başka kolektivitelerle, Aslı'yla, eşimle beraber yaptığımız projeler veya işte küçük gruplar halinde beraber çalıştığımız farklı projelerde de hep şey var bence. Yani ona böyle karşılıklı derin bir takdir gerektiriyor gibi hissediyorum bana. O zemin yakalandığı andan itibaren bireysel, içe kapalı bir üretimden çok daha kıymetli başka türlü olasılıkların doğduğunu düşünüyorum. Yani her işbirliği iyi çalışmayabiliyor. Evet. Ama bir güzel bir zemin varsa diyeceğim, yani neredeyse hani hayranlık tam biraz karşılamıyor ama o derin takdir varsa karşılıklı, o zaman ne yaparsak yapalım beraber anlamlı bir şey çıkacak gibi bir hisle yürümesi benim için böyle bayağı esasi konulardan biri. İşbirliğine bu kadar belki takık olmam veya bir kolektif üretimle ilgili sürekli bir şeyleri kazımaya çalışmam da sanki onun verdiği böyle bir başka türlü olasılıkları açma durumu. Günlük değil de işbirlikçilik aslında negatif bir şeydir değil mi? Kesinlikle. Onu tekrar itibarını iade edilecek bir noktaya taşımak. Evet, evet, bu kentsel iç mekanı konuşuyorduk. Doğru. Bu araya girdi. Evet, kentsel iç mekanda tam, şimdi tabii kamusal mekanın da yine aslında bir iki anlamı var. Bir, hani bir karşılaşma mekanı, aslında benzemezlerin bir araya geldiği, bazen zıtlaştığı ama işte nasıl diyelim, vatandaşların veya grupların kendini görünür de kılabildiği bir ortak alan. Bir diğer anlamı aslında devlete ait falan gibi, devlete dair gibi bir çağrışımı da var yine dil içinde. Fakat tabii o biraz daha kapalı ve aslında katı, kuralcı bir şeye doğru gidebiliyor. Öbürü çok zengin potansiyel taşıyor ama özellikle içinden geçtiğimiz, yani son birkaç 10 yıldır geldiğimiz noktada o ihtimali gittikçe azalıyor gibi gözlemliyorum. Bunun yerine başka türlü farklı, belki bir nispette kolektif ama daha içine kapalı yaşayan bir takım, hani kamusal mı değil mi kestiremediğimiz, bazen arada kalmış mekanlar olabiliyor bunlar. Bazen çok büyük yapısal çevreler içinde de olabiliyor. Senin bir park, bir ihtimal diye bir projen vardı. Biraz bunu sorgulayan bir şey olduğu söylenebilir mi? Kesinlikle. Orada tam olarak derdimiz buydu ve parkı bir anlamda hem bir ekosistem hem de kentin bir küçük modeli gibi görecek olsak, oradan nasıl sorular çıkarabiliriz? Ve o parkın bir yandan alabildiğine zengin yaşamsal boyutu, yani işte sokak kedilerinden bitkilere, gelip geçen insanlardan sürekli orada takılan farklı bireylere kadar gideceği o örüntüyü, üzerindeki baskıyı biraz zorlayarak başka türlü hayal edebilir miyiz? Bir ortak üretim alanına dönüşebilir mi? Yani mekanın da edilgenliğini biraz algıda zorlayıp bir müdahale gerçekleştirebilir miyiz? Bir yandan da mevcut sınırları, bunu yaparken mevcut sınırları da görünür kılıp sorgulayabilir miyiz? Çünkü çok da bir yandan sınırlı, yani pek çok mekanda olduğu gibi sınırları olan ve içinde de sınırlar olan bir kurgu, mekan parçası. Buna karşılık yaptığımız şey de bir yandan ben kendim, bir grup öğrencim, önce bir ciddi araştırma yaptık. Hani bütün dokular, canlılar, hareketler, devinimler, sınırlar, nerelerde, nerelere müdahale edebiliriz gibi bir şey. İkinci bir katman, farklı sanatçıları davet ettik. Bunun arasında işte bir İngiliz sanatçı Nils Norman vardı. Türkiye'den Ceren Oykut vardı. Future Anecdotes tasarımını üstlendi. Ve de bir bahçıvanlık kolektifi gibi çalışan o dönemler, Sinek 8 diye bir grup vardı. Onları da bir mini bostan yapmak üzere davet etmiştik. Bu böyle aslında müelliflerin sınırlarının da belirgin olmadığı, bir kent mobilyası gibi de davranabilen ama kendi içinde bir bostanı da olan, kullanıcısına göre oyun alanına dönüşebilecek potansiyelleri de olan böyle bir yerleştirmeydi. Bir aslında mekansal müdahaleydi. Hep Yine aynı yere geliyoruz. Bütün sınırları ve keskin tanımları bulanıklaştırmaya ve başka türlü de düşünülebileceğini göstermeye çalışıyorsun. Burada da onu hissediyorum. Çünkü bu çalışmanın fotoğraflarını gördüğümde onu hissetmiş. Yani çok iyi kullanılıyor gerçekten. Çünkü park içinde yapılan her şey o kadar iyi kullanılmıyor. Bir şey gözden kaçtığı için galiba kim kullanacak, nasıl kullanacak, kimler tarafından burada ne yapılacak meselesi programa ilişkin bir şey düşünülmediği için kullanılmadan kalan bir takım peyzaj öğelerine dönüşüyor. Oysa senin bu bir ihtimal işin epeyce sıkı kullanılan bir şeydi. Peki bu Inner Space Station ne iş? Bunu nasıl çeviririz Türkçe'ye? Yani tam işte orada bir... Çevirmelisin ama yani bunun Türkçe adı olmadı. Evet. Ya şöyle, Türkiye'de yaptığım bütün işlerin mutlaka Türkçe adı oluyor. Park bir ihtimal mesela, buna bir örnek. İşte Manifaturacılar Çarşısı plakçılık sunar, buna bir örnek. Hani kendi çağrışımlarıyla gelen. Inner Space Station'ı çevirmeye çalıştığımızda da şey var, bir iç mekan var, bir iç boşluk var, bir iç uzay var. Çünkü station dediğimizde uzay istasyonu gibi bir durum da var. Yani iç mekan istasyonuyla iç uzay istasyonu arasında gidip gelen bir şey olarak çevirebiliriz. İçlenme istasyonu olur. İçlenme istasyonu, güzelmiş. Tamam. Burada nasıldı? Bunu nasıl açıklarsın mesela? O çok güzel bir proje çünkü bence. Evet, o çok daha aslında böyle az fiziksel, az nesnel müdahaleyle yine benzer soruları gündeme getirme gibi bir şeydi. Aslında sorunun ilk kısmında var olan şey, bütün mekanların görünmeyen bazı potansiyelleri her zaman var bence. Yani her daim içkin olarak mekan başka olasılıklara ev sahipliği yapabilecek bir şey taşıyor. Bunun en doğrudan canlandırılma biçimi de işte kullanım, farklı kullanımlar veya işte müdahaleler üzerinden o farklı kullanımları mümkün kılma. O park bir ihtimalde de olan, içlenme istasyonunda da olan... Sen tuttun bu ismi. Bayağı tuttum. İçlenme istasyonu da aslında bir hani gaz beton bloklardan yapılmış, böyle oturma yüksekliğine yakın bir çember. Ama onda nasıl oturduğumuz bizim sınırlarla ilgili belki konumlanmamızı, yönelimimizi tayin ediyor. Çemberin dışına dönük de oturmak mümkün. İçe dönük oturup onu bir merkeze dönüştürmek de mümkün. Bunun üstüne bir grup oturacaksa başka türlü bir şeye dönüşüyor. Farklı kullanıcılar oturduğunda ne yöne oturdukları yine farklı dinamikler yaratıyor. Bir yandan da aslında heykel kavramını ve meselesini düşünecek olursak, heykel hep bir böyle mekanı yaralayan, iz bırakan veya ona böyle bir nesnel olarak dokunarak kendini var etmeye çalışan bir şey. Bir heykel aynı zamanda kendini kullanıma açıp bir mekanlaşabilir mi gibi bir soru da vardı bence. Bunu böyle en hani minimal diyeceğim, en az fiziksel çabayla nasıl yaparım gibi bir soruydu. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Yani hep işte ne yazık ki çok katmanlı ama açmak güzel oluyor. O çemberi yaparken aklımda şey de vardı. Yani bir hani mecaz, yani metafor olarak çember durumu. Bir de bunu bir aslında ocak gibi düşünmek. En temel işte geleneksel ev yapılarında dünyanın pek çok yerinde olan merkezdeki ocak ve o ateşin etrafında buluşma durumu. Bir diğer imge de kuyuydu aslında. Kuyuda da yine bir başka türlü aks var. Yani hem yerin altına hem belki yukarıya doğru yönelimlenen. Aksis mundi. Evet. Belki sanatçı ve tasarımcı ayrımı bu tür işlerde daha belirgin bir hale geliyor. Inner space aslında pekala bir minimal bir sanat eseri gibi olabilir. İlla da bir şey olması da gerekmiyor. Çok fiyakalı bir biçimde bir yerde duruyor. Fakat tasarımcı olunca, o disiplinden gelince şimdi anlattığın kadar bir sürü, yani onu bir proje haline getiriyor zihnin. Belki ayırıcı noktası burası galiba. Senin en iddialı işlerinden bir tanesi Rob Game. Evet. Biraz onu anlatır mısın? Memnuniyetle. Aslında o da tam da bu mekanlar ve sınırlarla çok güzel bağlanıyor. Bir spor salonu hayal edelim. Spor salonunun zemininde, üçüncü boyutta değil ama zemininde farklı renklerde çizgiler var. Yani bu renklerin her biri başka bir sporun aslında kurallarını, mekansal regülasyonlarını ve sınırlarını işaret ediyor. Biz o sırada hangi sporu oynuyorsak, mesela basketbol oynuyorsak, basketbolun çizgilerine göre hareket ediyoruz. Ve o çizgilerin bize tanımladığı mekan ve kurallar dahilinde kullanıyoruz onu. İki arkadaşımla İngiltere'de böyle bir sohbet sırasında çıkan bir fikir aslında ve sonra onlarla uygulamaya devam ettik. Dedik ki bu çizgiler aslında bir yandan evet bir takım kurallara işaret ediyor ama bir yandan da bu düzlemin ve bu mekanın potansiyellerini de tanımlıyor veya altını çiziyor. Mesela basketbol, futbol ve voleybol, 3 spor aynı anda, aynı mekanda oynansa ne olurdu? Ne kadar perişanlık olur. İkişer takım, takımlar aynı sporu oynayan takımlar birbirleriyle müsabaka halinde ama mekanı paylaşmaları gereken 4 ayrı takım daha var ve onlarla bir çatışma veya müsabaka halinde değiller ama yine de aynı mekanda var olmaları lazım. Dolayısıyla o mevcut düzlem üzerinde birden hani hem yeni bir hız, yeni bir ritim, yeni bir aslında peyzaj oluşmaya başlıyor. Bir yandan başka müzakereler doğmaya başlıyor. İşte bedenler çarpışabiliyor veya basketbolcunun ayağına top geliyorsa futbol topuna vuruverebiliyor. Başka türlü böyle bir temaslar ve karşılaşmalara da izin veriyor. Ve böyle bir yandan o kuralların ve sınırların şeyini işaretleriyle oynarken bir yandan da hani daha kolektif bir kullanım ve illa müsabaka içermeyen başka türlü birlikteliklerin veya paylaşımların da doğabileceği bir alana ve oyuna dönüşüyor. Yine aynı noktaya geliyorsun diye düşünüyorum. Sınırlar var. Biliyoruz çünkü o oyunların her birinin kendi kuralları var. Fakat onları bir araya getirince o sınırlar birbirinin içerisine geçmiş oluyor ve belki yine onları yeniden düşünmemizi gerektiren sert bir karşılaşma. Çünkü ben izledim, epeyce kazaya sebep olabilecek bir şey. Ya ilk düzenlediğimiz Rogue Game'de, onu da nasıl çevireceğiz bilmiyorum ama serseri oyun mu desek, bir yandan ama bir yabani otları ayıklama gibi bir çağrışımı da var o rogue teriminin. İlk düzenlediğimizde badminton vardı. O çok kötü bir kararmış mesela. Yani basketbol ve futbol inanılmaz hızlı bir aksta daha doğrusu ileri geri hareket ederken badmintoncular yavaş yavaş raketleriyle oynamaya çalışıyor. Orada biraz sert çarpışmalar oldu. Sonra onu voleybola çevirdik. İhsan Bilgin'in çok güzel bir şeyi vardı. Bu Santral İstanbul'un kuruluşu için ilk daha karar verilen vaziyet planı daha ilk evresinde hemen başka bir şeye dönüşüyor. Ve onun yazının başlığı kurallar ve ihlallerdi. Yani evet. Bir kural koyuyorsun, sonra onu ihlal ediyorsun. İhlal ettikçe iyi bir şey de yapabilirsin, kötü bir şey de yapabilirsin. Ama yeniden düşünmenin önünü açıyor. Yani kurallar aslında bizim onun üzerine düşünmemizi gerektiren şeylere dönüşüyorlar. Yapmak için değil de üzerine düşünmek için bir şey. Kesinlikle. Buraya taşıdığını düşünüyorum konuyu. Evet. Peki. Ve çok pardon, yani sınır ihlali denen kavramda tam da bu mesela Foucault diyor işte bir kural ihlali veya sınır ihlali aslında o sınırı görünür kılan bir şeydir. Yani o, evet. Bazen de o sınırı aştığımız zaman sınır bizim için belirginleşiyor, evet. Fark ediyoruz. Peki tam bu kavramlar üzerinden kentsel mekana gelince, mesela İstanbul gibi bir yerde pasajlar geçmişte de vardı. Modern dünyanın bir parçası olarak da vardı. İstiklal Caddesi'nde birçok pasaj var. Avrupa Pasajı'nın bir ucundan girip öbür ucundan çıkabiliriz. Çiçek Pasajı'nın bir ucundan girip öbür ucundan çıkabiliriz. Bağdat Caddesi'nde çok güzel pasajlar var. Nişantaşı'nda var, Şişli'de var. Ve kimse bize nereye gidiyorsun, sen kimsin, ne için geldin falan gibi sorular sormaz. O sokağın bir parçası haline gelir. Yani aslında resmi olarak özel mülkiyetin olan bir parça kamuya açılmıştır. Ve bunun bazen büyük örnekleri de var. Mesela Manifaturacılar Çarşısı böyle bir yer ki orada bir iş yaptın. Evet. Manifaturacılar Çarşısı'nda bir kayıt stüdyosu işin vardı. Mesela Milli Rönesans böyle bir yerdir ve özel mülkiyete ait bir yer ya da manifaturacılarda bir kooperatife ait bir yer kamuya verilmiştir. Burada Ferhan Yürekli'nin çok güzel bir mimar görevi tanımı var. Diyor ki hakkını koruyamayanların haklarını savunmak da mimarların görevidir. Özel bir mülkiyeti kamunun kullanımına açmak bence müthiş bir karar ve burada yerel yönetimin, işverenlerin, yatırımcının, kullanıcının ve tasarımcının ortak akıl ürettiği bir yer var. Bunu nasıl görüyorsun? Oysa mesela niye soruyorum, niye önemli? Alışveriş merkezleri de kamusal mekanmış gibi kabul ediliyor demiştik biraz önce. Mesela aynı caddenin üzerinde Steez var. Oraya girebilmek için bir güvenlikten geçmen gerekiyor. 50 adım sonra Hak Pasajı var. Oraya girmek için hiçbir şeyden geçmen gerekmiyor. Caddeden girip öbür tarafta Akkavak Sokağı çıkabiliyorsun. Bunu nasıl görüyorsun? Bu senin kentsel iç mekan meselene gerçekte şehrin içinde olan fiziksel mekanlar olarak çok iyi oturuyor diye düşünüyorum. Düşünmeye değer bir tarafı yani bence işin. Kesinlikle aslında Walter Benjamin de pasajlar çalışmasında, eserinde kentsel iç mekan olarak görüyor diye düşünüyorum pasajları. Tam dediğiniz gibi İMÇ'ye veya büyük ölçekli yapılara gelecek olursak da oradaki o geçirgenlik ve geçişkenlik tabii bugünün işte en başta değer yargıları ve değer sistemleri diye başlamıştık ya, bugünün değer yargılarıyla herkes için örtüşmeyebiliyor. Daha böyle kapalılık neredeyse arzulanan koşul olmaya başlamış durumda. Bunu bence zorlamak ya çalışmaktan vazgeçmemek gerek. Çünkü orada çok büyük bir şey var, potansiyel var. Hem kentsel mekanın kullanımı açısından hem de aslında o yapılar, sınırlar meselesini yine düşünmek açısından. Pasajların tabii yani benim için hep çok iyi bir histir yani. Bir yandan da bir kestirme olarak da tabii çalışma durumu. Tabii. Ve hani neredeyse arasında geçiş olmayan iki akıntı diyelim cadde arasında aniden size bir şey vermesi. Bütün yapı adasını döneceğine aynen. Kısa yol. Tabii. O da aslında bence doğasına içkin bir durum ve tam gerçekten kentsel iç mekan sorusuna doğrudan bence karşılık gelen bir mekan türü. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı ise yani bir yandan öyle, bir yandan da sadece yapısal olarak değil aslında kolektif bilinçte başka bir birikimi ve çağrışımları da çok hızlı doğmuş bir yapı. Ve bence binalara veya mimariye bakarken özellikle tarihsel veya belli bir ömrü olmuş yapılara bakarken onların kullanımı üzerinden doğan kimliklerine de bakmak çok önemli. Yani ben İMÇ dediğimde asla mesela müzik endüstrisinden ayrı düşünemiyorum. Sadece bir bloğunun müzik endüstrisine adanmış olmasına rağmen. Çünkü gerçekten kolektif bilinçte özellikle yani 70'lerden 90'ların sonuna kadar diyelim yani dijital dönüşüm olana kadar herkesin zihninde İMÇ dendiğinde herhalde müzik veya müziğe dair bir çağrışım. Yani çok dev bir genelleme yaptığımın farkındayım ama. Evet. Dev bir genelleme. Dolayısıyla hani biraz bizim oradaki müdahalemiz de aslında tek bir birime yani bütün o kompleksin içinde bir üniteyi, bir birimi, bir dükkanı dönüştürmek gibi bir şeydi. Ama biraz o tarihine de pas veren bir yandan da kentsel meseleleri tartışmaya açabileceğimiz bir kayıt stüdyosu olarak kurguladık orayı. Ve bu kayıt stüdyosunda isteyen herkes tabii ki randevu alarak ücretsiz olarak kendi müziğini veya ne kaydetmek istiyorsa kaydını yapabiliyordu. Bununla beraber de bir işte tartışmalar veya işte sohbetler içeren bir podcast dizisi veya farklı dizilere kayıt almaya da izin veren bir mekandı. Dolayısıyla hem bir buluşma yeri hem birbirini tanımayan insanların karşılaşacağı bir yer. Hem İMÇ üzerine ve kentsel meseleler üzerine kafa yorulabilecek ve bir anlamda tartışma veya bilgi üretilebilecek bir oda gibi hayal etmiştik. Yapının tarihine göz kırpma, kullanımına yeni ihtimaller önerme falan gibi şeyleri de vardı. Niyetleri diyelim. Peki mesela Kapalı Çarşı gibi, Mısır Çarşısı gibi hem kapalı hem açık, yani senin kentsel iç mekan dediğin şeye çok iyi bir yerinden dahil olabilecek olan, mekan kullanım alışkanlığı olan bir yerdi. Hala kapısı bacası kapalı, İçerisi zorla iklimlendirilmiş, böyle büyük güvenlik önlemleriyle girilen bir yerden başka bir çözüm yok mu gerçekten? Mesela senin bu araştırmaların ya da araştırma yoğun çalışmaların önermelerinin içerisinde hiç bu daha büyük ölçekli şeyler konusunda düşündüğün oldu mu? Bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. Yani biraz yine öznel bir cevap vereceğim ama Kapalı Çarşı mesela çok gerçekten benim için her daim büyüleyici bir yer. Çok. Yani hiç klişe bulmuyorum ve her zaman gerçekten büyüleyici bulduğum bir yer. İMÇ de biraz öyle benim için. Yani o açıklıklar, o başka türlü bir hani mimari kurgu var ve bence zaten biraz geleneklerle de paslaşılarak tasarlanmış bir bina olduğunu unutmamak lazım. Manifaturacılar Çarşısı'nın yani işte. Dolayısıyla bunlar halihazırda çok iyi örnekler ama bir yandan da en başta şey dedik ya, mekan sadece yapısal, biçimsel, fiziksel değil de sosyal, ekonomik ve politik de bir örüntünün parçası. Aslında bence cevap yapı tipinden ziyade biraz yapının nasıl yaşatıldığı ve işletildiğinde de yatıyor. Dolayısıyla yani o ekonomik, politik eğilim, yönelim kapalı mekanları arzulamayı istediği sürece ancak hani biçimsel bazı zorlamalar herhalde yapmak mümkün. Yine de çok kıymetli bence, yapılmalı da. Ama biraz onun zihniyet veya değer sistemiyle de ve kullanımla da çok doğrudan ilişkisi var diye düşünüyorum. İklimlendirme ve tamamen dışa kapalılık meselesi bence bizlerin takdirinden öte mesela şu anda içinden geçtiğimiz dönemde bile başlı başına ne kadar sorunlu bir teknoloji ve kurgu olduğu ispatlanmış durumda. Dolayısıyla ister istemez bence 21. yüzyılda çok daha böyle geçişken mekanlar arayışına dönmek zorundayız gibi geliyor. 21. yüzyıl dememin sebebi bana şimdi başlamış gibi geliyor. Şöyle hani... yani 2020 sanki 21. yüzyılın başlangıç noktası gibi. 2021 dediğinde 21. yüzyıl başlayacak. Şöyle düşün mesela ekolojik mimarlık, akıllı yapı gibi böyle bir takım havada uçuşan, sürdürülebilirlik gibi böyle bir takım kavramlar var. Bunların neye işaret ettiğini böyle yaklaşık olarak biliyoruz ama bunlar çok muğlak şeyler. Bütün bunlar konuşulurken bir yapıyı bütünüyle dış ortama kapatıp sonra da bunu en akıllı biçimde klimatize etmeye çalışmak kadar tuhaf bir şey olabilir mi Akdeniz ikliminde? Yani kutuplarda yaşıyorsunuzdur ve ya da tropik bir iklimde yaşıyorsunuzdur ve bunu yapmak zorundasınızdır ama Akdeniz ikliminin herhalde buna ihtiyacı yok. Bu çok zorlama bir şey ve tam söylediğin gibi bugün de bu yapay havalandırmaların aslında ne kadar sorumlu, ne kadar sağlıksız ve başa çıkılması çok zor olduğu şeyler çok ortadayken. Biraz böyle modeller ve tipler, yani o tipoloji durumu çok baskınlaşabiliyor ve o zaman işte bu AVM dediğimiz o format veya tipoloji ortaya çıkıyor ve onun da böyle kendi beraberinde gelen neredeyse sorgulanamayacak sınırlara yine varmış gibi davranılıyor. Halbuki tam aksine dediğin gibi son derece sorgulanması gereken bir yapı türü. Şimdi aramızda konuşurken başka nasıl olabilir ki dediğimiz birçok şeyin neden olmadığı konusu acaba bütün bunların kararları üretilirken o masada olması gereken insanların masaya davet edilmemesinden olabilir mi? Çünkü bunu konuşabilmek için onu kullanacak ya da kullanması hedeflenen insanların da o masada olması gerekir. Şimdi bana hep ortak akıl üretmenin senin çok üzerinde durduğun işbirliği, birlikte bir şey yapmak, başka insanları katmak gibi konularda çok önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yerel yönetimler, merkezi otorite, yatırımcı, kullanıcılar, bunlar masaya aynı anda ve aynı ağırlıkta oturmadıkları zaman yol alınamıyor. Ve de o karşılıklı takdir zemini olmadığı zaman. Evet. Yani bu gruplar, kimlikler birbirlerini de aslında hor görebiliyorlar veya kendilerini daha kıymetli görebiliyorlar falan. O dengeler de bir şekilde etki ediyor veya bu benim kaynaklarım sayesinde var olan bir yapıysa benim istediğim gibi olmalı gibi bir şey. Halbuki onun geniş kullanıma açık ve aslında bir de yani kısa vade bence mesela mimarlık için kısa vade düşünmek çok bana şey geliyor, problemli geliyor. Yani ve bunlar çok kısa vadeli düşünülen projeler oluyor genelde. Halbuki yani bir yapıyı yapmak, o yapıyla beraber yaşamak anlamına da geliyor. Dolayısıyla onun olası gelecek hayatlarına nasıl izin verecek, verebilecek mi, veremeyecek mi, nasıl kapıları açık bırakabilecek falan gibi meseleler de çok sanki düşünülmüyor gibi geliyor. Bu da çok önemli bir yeri. Yapıların ömrü genellikle insanların ömründen de uzun, iktidarların ömründen de uzun. Dolayısıyla ileride onun başına ne geleceğinin hesaba katılması iyi olurdu. Bir şey daha var. Bu büyük resme bakmamak konusundaki sıkıntı açısından şeylerin, yani kentin içerisindeki akupunktur noktaları diyelim bunlara, bunların birbirleriyle ilintisi konusunda kimsenin bir önermesi yok. Yani bunlar birbirleriyle nasıl ilişkiye girecekler gibi bir şey de yok. O kapalı sınırlar aslında her birini kendi içinde kendi başına önemli, iyi, güzel gibi bir takım şeylerle anlamlandırmamızı sağlıyor ki bu bence çok onun potansiyelini çok aza indirmek. Çünkü onun değme noktalarından üretebileceği başka bir güç varken onu hiçe saymak ve kendi içine kapalı şeyler, üniteler oluşturmak. Bunun bir bölümü alışveriş merkezleri, bir bölümü kapalı siteler. Mesela giderek sokak diye bir şey yok oldu. Senin kentsel iç mekanından, çünkü içi nasıl tanımladığına bağlı, iki tarafı ev sıralarıyla dolu bir kaldırım ve yol da bir kentsel iç mekan olabilir. Sokak yok. Neredeyse hiç yok artık. Peki onun yerine bir şey var mı? Ya da artık gerekli değil mi? Bu konuda senin kentsel iç mekan meselende sokak nerede duruyor? Ben bir sokak çocuğu olduğum için çok esas. Aynen. Yani ben de işte hiç beceremesem de sokakta top oynamaya çalışarak büyüdüğümü iddia edebilirim. Ya tabii ki önemli ama belki yine sorunun ilk kısmından başlamak istiyorum. Bu özerklik yanılsaması, yani ben her şeyden bağımsız, kendi başına var olan bir yapı veya nesne veya eser üretebilirim şeyi. Bunun yani hem kentsel boyutu var, işte fiziksel çevrede başka nasıl bir şebekenin parçası haline geldiği boyutu var. Hem kültürel boyutu var, yani bir yandan da bir kültürel istiflenme durumu var. Yani hep bir öncekinin ve aslında etrafındakinin veya kentin kültürünün bir parçası olarak yapılıyor bütün bu işler. Hani onu da göz ardı etmek anlamına gelebiliyor. Bir de aslında işte zürriyet diyeceğim, yani sonrası ileriye yönelik olan potansiyellerini de görmezden gelmek gibi oluyor. O özellik şey yanılsaması, hani ben bunu kendi içinde çözüp yapacağım ve bu bir şekilde etrafına da belki etki edebilir tabii. Ama hani bütün bunun böyle bir kompleks örüntü, karmaşık bir örüntü olduğunu ve aslında her parçanın da farklı dozlarda da olsa çok önemli rol aldığını unutmamak lazım. Bu parçalara işte pek çok şey dahil. Sokak meselesine gelince de ya çok esasi tabii ama işte yine şey, bilmiyorum, bence bayağı pek çok konuda bir dönemeçteyiz. Çünkü eskiden diyeceğim. Ne kadar eski? Yaşlı biri gibi duyulma riskini göze alarak hani bir gizli veya mahrem bir durum olduğunda birine sırtımızı dönüp belki şey yapıyorduk, o durumu kendimizi koruyorduk veya konuşuyorduk, bir şey yapıyorduk. Şimdi önümüzü dönüyoruz çünkü işte ekranımızı görmemesi bizim için daha önemli. Yani o hayatımıza giren arayüzler ve farklı şeyler de, nesneler de bizim ilişki biçimlerimizi, bedensel konumlanışlarımızı, mahrem anlayışımızı, ortaklık anlayışlarımızı falan da çok dönüştürüyor, değiştiriyor. Peki senin ahali diye bir terimin var. Hı hı. Bunu çok... Kim ahali? Yani, evet, tabii ki benim terimim değil ama çok... Senin çok kullandığın evet, çok kullanıyorum. Bir podcast dizisi yapıyorum. Onun adı da Ahali. Geçmişte bir yayın serisi yapmıştım. Onun adı da Ahali'ydi. Ya ahali benim için böyle bir şey oldu. Gerçekten bu topluluk olma halinin baskılayıcı boyutlarından, yani işte bu bir belli bir yerden gelme olabilir, bir gruba ait olma durumu olabilir. Onun böyle bir şeyi de beraberinde getirdiği baskılayıcı şeylerinden, ihtimallerinden arındırıp bir an bir yerde bir arada olmamızın oluşturduğu topluluğun da anlamlı bir birliktelik üretebileceği şey gibi fikri. Sen hep böyle cemaat ve cemiyet arasında bir şey, bir ilinti, zıtlıklar, birinde olan bir diğerinde olmayan şeyler kullanılır ya. Bu böyle ahali evet, olumlanmış cemaat gibi araya giriyor. Böyle ama daha seküler bir dünyayı işaret ediyor ve iyi işbirliklerine açık bir şey gibi tınlıyor da onun için özellikle. Yani ne mutlu bana, tam niyeti o ve de aslında şey çok daha geçirgen ve geçişken evet, ve değişken. Yani zaman içinde de dönüşebilir ama yine de anlamlı. İşte yine sınırlar meselesine geliyoruz. Evet. Sınırları çok tanımlı olmayan ama anlamlı bir birlikteliği nasıl üretebiliriz ve yeniden üretebiliriz. Ahali de orada bana çok iyi geldi. Ahalinin doğuşu aslında İngiltere'de bir kısa bir dönem yaşamıştım. Orada oldu. Orada bu komünite kavramı çok tartışılıyor ama o komünite dendiğinde dediğin gibi benim aklımda direkt canlanan tercümeler cemaat ya da cemiyet olmaya başlıyor. Halbuki yok yani, başka türlü daha geçirgen, daha esnek, kalıcılık takıntısı olmayan ama anlamlı birliktelikler doğuran bir şey, evet, bir kavram olarak imdadıma yetişti diyeyim. Şey çok önemli, kalıcılık iddiası taşımıyor. O sırada o iş içinde birleşilmiş olabilir, daha uzun da sürebilir. Bir his de olabilir bu. Gönülden katılmak da olabilir, bir şey yapıyor olmak da olabilir. Bu ahali terimini çok tuttuğumu söylemeliyim. Senden alıntı yaparak kullanacağım. Harika. Bir de tabii şey de var yani proje, özellikle mesela işte bazı projelere değindik. Onların kendileri de bir ahali üretmeye veya türetmeye başlıyorlar. O da benim için çok heyecan verici bir şey oluyor. Yani bir ortam kuruyorsunuz ve ortamda kendi ahalisini üretiyor. O yani herhalde şey benim için bayağı yani müthiş hissettiren bir şey. Sonra o ahaliler birbirlerine geçişebiliyor. Orada başka bir kesişim noktaları çıkıyor. En önemli yeri çok iyimser bir şey veriyor. Çok iyimser bir sesi var ahalinin açıkçası. Peki çok teşekkür ediyorum bu güzel konuşma için. Ben teşekkür ederim. Çok harikaydı. Ahaliyle bitirmek güzel oldu. Bence de. İyi ahalilere. Mim ahalisine şu anda dahil olmuş olarak.